Çok geçmiş olsun Ünal Bey. Teşekkür ederim. Çok şükür atlattık. Şimdiki çocuklar böyle işte Ünal. Birazcık üstlerine gidince yok evden kaçmalar, yok şu, yok bu. Çaylar da geldi. Buyurun Asım Beyciğim. Teşekkürler yenge hanım. Çok zahmet verdik size de. Ay ne demek, afiyet olsun. İyi ki geldiniz, evdeki bulutlar dağıldı biraz. Ben içmeyeceğim, çok teşekkür ederim. Selin iyi mi? Odasında dinleniyor biraz. Yanına gitsem rahatsız etmiş olmam değil mi? Aa ne demek? Onun da arkadaşa ihtiyacı var. Sen git, ben tatlılarınızı getiririm. O zaman ben de size yardım edeyim. Hadi. sizin işiniz daha zor tabii, kız çocuğu. Sen iyice bir tembihleseydin. Bana bak, ailemin yanında, evin içinde bu konuları ima bile etmeyeceksin demedim mi sana? Kapa çeneni. Rahatsız etmiyorum değil mi? Ben de tam uyuyacaktım şimdi. Çok vaktini almam. İyi olduğunu gözünle görmek istedim. İyiyim. Gördün işte. Selin bana böyle yapma ne olur. Sen kaybolunca dünyalarım yıkıldı zaten. Hala toparlayamadım. Sana bir şey olsaydı... ...düşünmesi bile kabus gibi. Teşekkür ederim. Anladım. Benim için çok üzülmüşsün. Seni üzdüğüm için de özür dilerim. Şimdi dinlenebilir miyim biraz? Tabii sen dinlen. Geçen gün internette bir şey okudum. Kötülük sevgiye kısa yoldan ulaşma çabasıdır diyordu. Seni sevebilme ihtimalim var demiştin ya. O ihtimali gerçekleştirmek için her şeyi yapacağım.